maçtan sonra da basın toplantısında konuştum. Gerçekten geçen hafta iyi çalışmıştık yani, iyi hazırlanmıştık. İki kere gelip gol attılar. Ondan sonra biz bir maç çevirmek için iyi mücadele ettik. Olmadı. Artık bu geride kaldı. Bunu bırakıyoruz. Futbolda maalesef böyle maçlar var. Tabii ki üzgünüz. Kendi evimizde kazanmak istiyorduk. Artık şimdi Cuma günü bir Başakşehir maçı var önümüzde. Ligin bence kadro olarak baktığımız zaman en geniş kadrosuna ve de kariyer olarak baktığımızda da belki de Türkiye Süper Ligi'nin en kariyerli oyuncuları bugün Başakşehir'de. Oynayanı oynamayanı. Biz de Çaykur Rizespor olarak bu maça da en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Oradan puan ya da puanlar almak için İstanbul'a yarın gidiyoruz. İnşallah orada iyi mücadele edip hak ettiğimiz puan ya da puanlarla evimize döneriz diye düşünüyorum. Hocam Okan Hoca geçen sene bu takımı çalıştırdı. 6-7 oyuncusu da ilk onları tanıdı. Bu bir avantaj mı hocam? Ya şimdi tabii ki avantajdır. Futbolcuların bireysel olarak yeteneklerini, özelliklerini bilmek, tanımak, onlarla çalışmak, zaman geçirmek bu bir avantajdır sonuçta. Ama sonuçta bizler de bu ülkede antrenörlük yapıyoruz. Başakşehir takımındaki oyuncuların bireysel özelliklerini biz de yakından, her ne kadar çalışmasak da her hafta birbirimizi takip ediyoruz. Herkes birbirinin analizini yapıyor. Biz de onların takımındaki oyuncuları, biz de en az Okan Hoca kadar biz de tanıyoruz. Puan aritmetiğiniz neydi hocam 5 hafta geride kalırken? Hedefinizin neresi? İşin doğrusunu söylemem gerekiyorsa ben yalan konuşmam, bir 10 puan düşünüyordum. İşin içimden geçen buydu. Ama bu Galatasaray maçında kaybettiğimiz maç, üzgün olduğumuzu söyledik. O biraz hesapta olmayan 9-10 puan alırsak bizim için ilk 5 haftalık dilimin iyi bir puan ortalaması olduğunu düşünüyorduk. Ama maalesef bu Galatasaray maçında bunu sağlayamadık. Son başta Nil'le Yansas'la değişikliği yaptınız. Geçen hafta da sormuştuk. Oyuna girdikten sonraki performansı taraftar açısından beğenildi. Hocası nasıl değerlendirir? Yansas'ı top ayağını aldığı zaman fena bir oyuncu değil ama hala eksikleri var. Yeterli mi? Hala bence yeterli değil. Çünkü şut atması lazım. Oyuna bir karakter, bir irade koyması lazım. Yetenekli bir oyuncu, genç bir oyuncu. Söylediğim gibi onun da bir zamana ihtiyacı var. Bu tip oyuncuları sürekli oynatmanız lazım. Sürekli ligi tanıyacak, takımları tanıyacak, kendini geliştirecek. Biz onun kendi eksiklerini gidermek için onu çalıştıracağız, eğiteceğiz, konuşacağız, gelişimini sağlayacağız. Ama bizim de şiddetle puana ihtiyacımız var. Maalesef böyle bir durumdayız. Tabii ki zaman zaman, ara ara Sasi, diğerleri, bugün Barış, bugün Oğuz Kağan, bugün Burak. Bunlara da şans vermemiz gerekiyor. Bunlar da genç oyuncular, bunlar da gayet iyi çalışıyorlar. Onun için doğru zamanda, doğru maçları seçerek hak ettikleri süre içerisinde de kendine şans vermeye devam edeceğiz. Hocam son maçta özellikle takımın ikinci yarısındaki performansı güçlü ama yorgun. Bu sizin ağır idman eleştirilerinizi sosyal medyada beraberinde getirdi. Katılır mısınız? Ben katılmıyorum. Yani bazen ağır antrenman diye bir şey yok. Biz haftalık bir planlama yapıyoruz. Antrenman planlamalarımızda her maça göre takımımızı ona göre dizayn ediyoruz, ona göre hazırlıyoruz. Sonuçta şimdi bütün istatistikler elimizde. Koşulması ağır idman yapan takım yorgun olur, koşamaz. Şu ana kadar oynadığımız bütün maçlarda ligin en çok koşan takımlarından biri biziz. En kompak oynayan takımı. Pas ortalamamız bu maçta bakıyorsun %65. Yani bu kadar ağır idman yapan takım bu kadar pas yapamaz. Rakipten bu kadar fazla koşamaz. Bunlara katılmıyorum. Hepsi bütün veriler elimizde yani bizim. Maçtan önce UPTA'nın Türkiye'de ve Avrupa'da geriye düşmeyen takımlarından başında biz vardık. İlk defa bu maçta geriye düştük. İnsanlar bunları da unutmasın. Yani maalesef şanssız bir mağlubiyet aldık. Ha, bundan sonra bu ilk de olmayacak, son da olmayacak. Bu uzun bir maraton. Bundan sonra da mağlup olabiliriz. Bundan sonra kötü oynayacağımız maçlar da olacak. Bazen bir bakacaksınız, çok kötü oynuyoruz ama maç kazanacağız. Yani böyle maçlarımız da olacak. Futbolda yok mu? Var. Onun için biz de elimizden geldiği kadar arkadaşlarımızdan, futbolcu kardeşlerimizden çok çalışıyoruz. Başarılı olmaya çalışıyoruz. Başarılı olmak istiyoruz inşallah. Bunu hep beraber gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Hocam kadro kalitesi konusunda Başakşehir, rakip Başakşehir hakkını verdiniz. Tüm kamuoyu zaten. Biliyor. Biz neredeyiz hocam? Çaykur Rizespor olarak, kalite olarak, kategoriden neredeyiz? Bir de
Şiko bir sorusu vardı maç sonu. Siz dediniz ekonomik koşullar dediniz yönetim olarak. Bunu ne şeyi? Marko Sekovic. Ekonomik kulübün dolayısıyla. Şimdi hani Vedat Muriçkin yerini doldurmak herkes bekliyor. Ama bir Vedat Muriç gibi oyuncu bulmak, bugün Fenerbahçe bizden alabildi. Yani bulmak kolay mı? Değil. Yani bu tip oyuncuları alıp getirmek, bulmak kolay mı? O da kolay değil. Bunun ekonomik boyutları var. Yani bu ekonomik boyutlarını yani Rize Spor yani veya Anadolu kulüplerinin çok fazla vereceğini ben sanmıyorum. Yani çok maliyetleri yüksek oyuncular. Onun için bu tip oyuncuları almak, bulmak kolay değil. Dediğim gibi yüksek maliyetli oyuncular. Biz de Marco'ya takip ettiğimiz bir oyuncu. Daha önceki mesela gelişimine baktık. Hazır oyuncu olması, yaşının uygun olması, fiziksel olarak hazır olduğunu görüp şartların da uygun olduğunu gördük ve aldık. Yani almak istediğimiz oyuncular vardı, onları da alamadık. Ya kendileri bizi tercih etmediler, ya maliyetlerin yüksekliğinden dolayı ya da başka kulüplere gittiler. Ortadaki gerçek budur. Bizim en büyük şanssızlığımız El Kabir'in ayağının kırılması oldu. Yani bugün bir El Kabir olsa belki bundan hiçbirini konuşmayacaktık. Hocam belki erken ama devre arasında santrafor bölgesinde bir transfer daha yapmayı düşünüyor musunuz? Bakalım daha belli değil. El Kabir'in şu an koşuyor. Hafif yürüyüşlere başladı. El Kabir'in durumu da burada belirleyici olacak. Bakalım düzeldikten sonra ne kadar istiyor? O korkuyu atabilecek mi içinden? O sakatlık yani şeyini üzerinden atabilecek mi? Antrenmanlardaki verimi, El Kabir'in beden dili, söylemleri, davranışları da buna belirleyici olacak. Yani oraya tekrar bir santrafor alınıp alınmayacağıyla ilgili. Tabii takımın performansı da buna belirleyici olacak yani. Belki santrafor değil, belki başka bir mevkiye ihtiyacımız olacak, oraya alacağız. Belki Marco çok iyi bir performans ortaya koyacak. Belki El Kabir'le beraber bu işi götürebiliriz diyeceğiz. Ekstra bir maliyet olmaması için, kulübe büyük getirmemesi için sezonu biz bunlarla götürebiliriz diyeceğiz. Belki başka bir mevkiye ihtiyacımız olacak. Yani belki oraya ihtiyacımız olacak. Ona göre bir planlama yapacağız. Yani. Hocam son olarak Umar çok istediğiniz bir oyuncu sezon başkanı dedi. Son iki maç görebildiğiniz, beklediğiniz performansta ama artık da kaleci Gökhan'a değineceğim. Göztepe maçında bir hatası var, iptal oldu. Bir de bu maçta ikinci golde hatası var mı? Kabul ediyor mu? Konuştunuz mu? Konuştuk Gökhan'la. İkinci golde tabii ki beklemediği bir gol yedik. Hiçbirimiz beklemiyorduk. Sonuçta kapattığı bir köşeydi ama bazen hani derler ya iyi kaleciler bazen kötü goller. İşte bu da Gökhan için böyle bir şey oldu. Gökhan çok kaliteli, iyi bir kaleci, milli takım oyuncusu. O da böyle bir şey beklemiyordu. Olabilir. Çalışıyoruz, konuşacağız, yolumuza devam edeceğiz. Umar'a gelince her geçen gün üstüne koyuyor. İyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu. Rize Spor'a ve bizlere katkı vereceğini düşünüyorum.